Bakınız muhteremler, aile bağlarını korumak, doğru sözlü olmak Allah'ın yardımını getiriyor. Doğru sözlü, hayatında, evinde, işinde, ticaretinde doğru sözlü. Güven vermek, çünkü bizim Peygamber Efendimiz peygamberlikten önceki vasfı da neydi? Muhammedünül Emin'di, değil mi muhteremler? İşte Kur'an, ''Eddebeni Rabbi ve ahseni halki'' diyerek beni Allah terbiye etti. Allah'ın terbiyesi Kur'an'dır muhteremler. İşte Kur'an ayetlerinde ayet ayet, lime lime, parça parça hayatımızın her alanında o maddeleri işleyeceğiz ki bir model ortaya çıkacak. Nitekim ayeti kerimede buyurmuyor mu? Estağfirullah. Sıbgatallah ve men ehsenu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyasıyla boyalanın, Allah'ın boyasından daha mükemmel bir boya var mıdır? Nedir o? Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Cehalete karşı okuyacak. Ticarette alın teriyle kazanacak. Çalıştırdığı işçinin hakkını gasp etmeyecek, eksik vermeyecek. Sattığı malda hile karıştırmayacak. Bunlar hep Kur'an'ın ifadesi beyler. Allah Resulü'nün modeli bunlar. Tanısak tanımasak tanımamıza gerekmiyor. Bir memur olarak vazife başında vatandaşın işini titizlikle, güler yüzle, o masanın hakkını vererek oradaki maişetini oradan kazandığının hesabını görerek ne yapacak? Vaktinde yapacak. Safsaklamayacak. Bu Allah'ın bize yüklediği bir vazife. Emanetlere riayet ediniz. Emanetler zayi olmaya başladı mı kıyameti bekleyiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İzâ usidel emru ila gayri ehli fentazirus sa'a. İşler ehli olmayanlara verilmeye başladı mı kıyameti bekleyin. Görüyor musunuz beyler? Demek ki burada Kur'an'ın bir boyası, rengi ortaya çıkıyor.